Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlerle chess.com üzerinde bulmaca çözmeye devam ediyoruz. Derseniz başlayalım. En son 2409 puanda kalmıştık. Şimdi puanımızı tekrardan yükseltmeyi hedefliyoruz. Bakalım hedefimize ulaşmakta başarılı edecek miyiz? Şimdi aklımdan kale e1 geçti ama kale e1, kale e1 vezirle kapatabilir. Vezirle kapatmazsa şah h2, vezir d6, g3'ten sonra bir şey elde edemedim gibi gördüm. Vezir d5'te bir şey elde ediyor muyum diye bakıyorum. Ama sanki vezir d6 da mümkün gibi dursa da tabii vezir d6'ya şimdi şu piyonun düşmesi söz konusu. Atı açamıyoruz. Açamaz da atı o yüzden kullanamayacağız. Kale e1. Kale e1. Kale e1. Vezir f1 şu anlık. Şah h2. Bunu nasıl kullanabiliriz acaba? Şah h2'ye vezir d6 yapsak dediğim gibi g3. G3'e de vezir d5 yapıp hem kale isteyip hem de buradan mat istesek mümkün olabilir mi? Bir daha hesaplayalım. Kale e1, kale e1, kale e1 veziri koymazsa diye hesapladık. Veziri koyarsa direkt alıyorum zaten. O zaman vezire karşı kale fil kalıyor. Kale e1, kale e1, kale e1, şah h2. Vezir d6. Hatta fille de kapatabilirim. Bir dakika. Fille kapatırsa ne olur? h2. Vezir d6 yaparsan fille kapatıyor. Buna nasıl bir cevabım var? Hiç fikrim yok. Kale e1 denemeli miyiz? Deneyelim. Doğru ama vezir d6 mı? Sonuç. G6 şey fil g3 var. Fil g6 demişim. Fil g3 var. Ona ne yapacağım ama? Yanlış. Tekrardan bir deneyelim. Merak et. Nasıl bir şey elde ediyoruz? Vezir d5 istesek, kaleyi istesek mümkün mü peki? Bu da mümkün değil. Şah temposuyla gelemiyoruz. Bir tek burası vardı şah temposuyla gelebileceğimiz. Enteresan, göremiyorum şu anda. Şu alalım. Atla alakalı. İstiyor. Şah mı çekmemizi isteyecek? Peki. Ne işe yaradı bu? Almamızı mı istiyoruz? Ya alırsa şah h4. Bir şey çıkmıyor ki. Gerçekten zor bulmacaymış. Vezir d6. Vezir d6. Vezir d6, şah g4, f5 mümkün değil.
Güzel bulmacaymış. Hoşuma gitti. Şimdi. Batı almak istiyor muyuz? Mat olma riskimiz yok şu anda. Batı alırsak şey elde edebilir miyiz? Peki direkt vezir vezir E2 gelsek at E7 şah çekti. Şah H8'e at G6. Şimdi tehdit bu. Vezire E2 yavaş kalıyor. 2. Çünkü vezir E2 at E7 şah H8 at G6 şah çekti tekrardan. Hem de şuradan mat istiyor. Şah G8 gelirsem bu sefer vezir F8'den mat etti beni. O yüzden daha pratik bir şey bulmam gerekiyor. Atı aldım. Kaleyle alırsa ben de vezir C8 aldım. Hafif iki tane taşım oluyor. Onda vezirle kalesi oluyor. Daha mantıklı gibi ama işte şu vezir E2 kafama takıldı. Acaba bir şey mi kaçırıyoruz gözden? Çünkü E7, şah H8, at G6, şah G8. Tabii canım vezir F8'den mat oluyoruz. Kaleyi almak gerekiyor o zaman. Ya da böyle bir tehditle mi gelsek? Şey yapıyor mu acaba? At D5 de bir şey vermiyor. Hem de filin önü kapatıyor. Bu da kötü hamle. Ben C8 alacağım. Yanlış. Zaman vezir E2 deneyelim. At E7, şah H8, at G6, mat olmuyor mu? Olmuyorum. Evet. HG6, şah H7. Evet. Şu HG6'yı hesaplamamak puanımıza sebep oldu maalesef. Şimdi şah E6, şah G'de alırsak bunu alabiliriz. Pek tabii ama şah E6'ya at D8, şah E7'ye at C6. Sürekli şahlarla uğraştıracak bizi. Direkt kaleyle alsak atı. Şah F7'ye direkt çıkıyoruz. Yetişemez ki. Pek hoş olmadı sanki. Piyonu kovalıyormuş gibi oldu koskoca şah. Şimdi vezir F2 gözüme çarptı tabi ama bu kadar kolay olmamalı sanki. Vezir F2'ye şah D3 var. Kale E3 patlatınca nereye kaçıyor? Gerçekten çok tuhaf. Daha demin o kadar zorlandım bir bulmaca. Mesela bu da G6 mı acaba? G6 ise alır. Direkt alır. Oo bir dakika burada şu da var. Bu da boşta. Bir dakika. G6 vezir bir dakika. G6 vezir F1 kale F1 fil E3 şah H1'e biz burada kale F1'e mat olacağız. Peki. Kale F7 alsak kale F7 almayabilir bu arada. Kale F7 almazsa fil E3 ile şah H1. Bu sefer mat olma riskimiz yok. Önce veziri alalım. Tamam. Şah H1 dedik buna. G6'dan sonra ne oluyor ama? Kaçıyor mu? Şu kareyi düşürüyoruz galiba. Tabii. Ama mat olmuyoruz. Tamam G6.
Kaleyi düşürüyoruz tabii ama. Bunlar bir şey yapamıyor sanki. O yüzden mantıklı gibi ama. T'yi de almak mantıklı mı? T'yi de almak mantıklı mı? D5. D5 alınması durumunda. CD5 aldı mı? Burada iki tane çok tehlikeli piyon oluşuyor. Şimdi dediğim şöyle bir şey. AT7 diyelim ki kale AE1. Ama benim mat şeklim şu kale H1'lerle olmalı sanki. Fil de buraya bakış atıyor gibi. İyice hesaplamak lazım şimdi. AT7. AT7 hatta vezir G6 da mümkün bu arada. Bu kalenin gerçi vezir G6'da korumuş olup piyonu yok. Mümkün değil. Ben AT7'yi aklından geçiriyorum kesin surette. Şimdi başka ne hamle olabilir ki? Başka. Da yanlışmış zaten. Ya bir denemek istedim ama. Şu mu o zaman? Ufak ufak şey hamle gözden kaçırmaları buna sebep olabilir işte. Kale G2, şah G2 ki o da almak isterse yani. Almasa vezir düşüyor gerçi. Kale G2, şah G2, vezir 2 ile mat oluyor burada. Abi şimdi ne yapılır? Çifte şahlı olayı dönerse burada. Vezir D8 feda yapsak şah çekip kaçamaz zaten. Almak zorunda. Fil G5'e çifte şah olayını döndürüyoruz burada. Hangisi de F6 ile mi? Fil D7 ile mi engelleyecek? Sanki işe yarar gibi ya. Fil G5 şöyle de bir mat olur. Güzel temaymış. Şimdi. Şimdi görebildiğim kadarıyla kale G7'ye vezir H4 yok. Çünkü alırsam bu veziri alamıyor. Açmazdan ötürü. Kale G7'ye başka şahını göremedim. Almak zorunda kalırsa alıyorum. O da benim kalem alırsa ben de bu kale şöyle çizeyim. Bu kaleyi alıp şah temposuyla kalıyorum gibi hissettim ama şeyde dönüyor olabilir tabii. G7. G7 nasıl mümkün değil? Vezir G7 mi? Vezir G7 değil. Allah Allah. Kaleyi bırakacağız o zaman. Bulmacaları anlamak gerçekten zor. Ne amaçlıyoruz yani burada? Kaleyle. Aa, açarak. Ah be, bunu kaçırmamam lazımdı. Güzel hamleymiş. Vezir G4. Tek şah H7'ye kaçabilir. Fil. Fil D3'e. F5 kapatsa fil F5. F5, vezir F5.
Şah G7'den kadar çıkıyor mu? G4. Şah kaçabileceği alan yok. Şah H7. D3'ten başka at zaten burada kaldı. Fil D3 kapatabileceği yine F5 sadece. F5'ten sonra benim önüm tıkanıyor sanki. O zaman fil F5. F5, vezir F5'ten sonra bunu denemek istiyorum ya. Vezir G4. Fil D3 yanlışmış. Ne diyorsun? Hayda. O kadar puan kırmına hoş olmadı ama neyse. Bu yani o zaman ne ya abi ya başka göremiyorum gerçekten hiçbir şey. At F6 mı? Cidden mi? Fil D3 ha. F5'i kapatıyor çünkü. Daha iyi, daha dikkatli hesaplamam lazım. Vezir E8'e hatta vezir G8 de mümkün. Çünkü gerçi yok mu değil bir dakika. Vezir E8'e de vezir G8'e dedim ama bu piyonu sürebilir tekrardan. Çünkü mat olmaktan kaçınmasının tek yolu bu. Çünkü vezir H8'e de vezir F8 geldiğimde tek kaçabileceği yolda G6 hani şah G6'ya kaçabiliyor. F5 sürsek sanki F5 gibi çok emin olamıyorum ki. F5 şu G6 karesini tuttuk artık piyonlar. Kamerada da orada mat gözüküyor. Ha yok ama vezir G8'e G5 yaparsa o zaman F5 olabilir. Veziri verdi. Alırsak at olmuyor. Güzel. Şah 2. Kale E2. F2 ile şah temposuyla geldik. Vezir aldığımda aldım. Aldı, aldım gibi. Evet. Şah E1'den sonra vezir alıyorum. O da fili alırsa almayabilir. Kale F6 alıyorum. Olay kapanıyor. Gibi gözüküyor. Şimdi. Sakat çıktım lazım. Çok şey var. Vezir E1 düşündüm. Mat edebilmek için ama şahımız çok açıkta. Yani hele vezir E1'e zaten şu da var yani. At D6 batırır beni. E2 filan işlemez gibi sanki. Şahımız çok açıkta kalmış. Nasıl bir şey düşünebilirim? At E3 imkanları da bir şey vermiyor sanki. Yani bana öyle geldi.
At E3'e, At E3 ya da D3 alınabilir. O da ben ne elde ediyorum? Şunun bir dakika. Fil F3. Fil F3. Şah E1. Şah E1. At D6'dan çekmemize gerek yok. Vezir E8. Kaleme alırsa Vezir E2, Şah G3'e yok. İşlemedi bu. İşlemedi sanki. Bir dakika. Fil F3, Şah E1, Vezir E8. Kaleme alamıyor. Aa, kaleyi alamıyor. At koruyor ya. Vezir E1 yanlış ama. Nasıl yanlış? Şu mu o zaman? Hayda. Çok iyi. Güzel gözden kaçırmalarımla. Süper gidiyoruz. Şimdi kale B1 var aklımda. Kale B1, şah B1, vezir B5. Belki şunu da kapatmak ister. Aldığımda şah herhangi bir yere gittiği zaman mat ediyorum buradan sanki. Böyle bir tema gördüm. Evet. Ya buraya ya da kaç zaman buradan mat ediyoruz. Da çok tutarsız yani. Bir yerden kolayca mat ediyorum, bir yerde çok zorlanıyorum. Matik olay demek. Fil B5, C6, şah çektim. BC6, vezir C6. Şah F8 ya da şah E7 mi kaçacak? Acaba. Şah temposuna gelmem gerektiği açık. Hem vezirim tehdit altında hem de D1'lik kalem tehdit altında. O yüzden fil B5 sanki uygun gibi ama. Vezir C6'ya. Evet. Şimdi bunu düşünmedim işte. Burayı düşünmedim. Ha, kale D7 alıp vezir D7 şöyle yaptığımda bu sefer ooo. Değil mi? Yanlış bence ama. Aha doğru çıktı. Vezir A8. Ya bir sürü taş mı üstün kaldık? Yok, taş üstün kalmadık aslında ama. Vezir D8'e vezir A7 alıp devam ediyorum herhalde yoluma. Vezir G2 buraya ya da buraya kaçarsa buradan yakalıyorum gibi sanki matlarımla. Şimdi bir dakika tekrar bir hesaplayalım. Hızlı bir hesap yaptım ama yanlış oluyor. Vezir G2 buraya kaçarsa fil G3 hamlem var. Buraya geldiğinde şuradan mat oluyor zaten. Tekrar vezir G2 şimdi D1 ve C1 hamleleri var. C1'e kaçarsa zaten direkt buradan mat oldu. O sebeple şah D1 kalıyor. Şah D1'e de vezir C2 şimdi bir dakika kaçtı. Vezir G2, şah D1, vezir C2 şah E1'den sonra fil G3 yapıyorum. Buraya kaçarsa buradan mat ediyorum. Vezir G2 bu kadar hesaplattırdın ama yani. Keşke devam etseydi. Büyük ihtimalle en makulü buydu. En uzun devam yolunu veren buydu. Şah D1. Vezir C2. Şah E1. Fil G3'e şu. Ve buradan mat oluyordu. Ha, bu kadar hesapladım keşke bir. Hedef süre 0.04'müş. Hocam. Bu kadar. Olur mu hiç? Ayıp ediyorsun. Sıra beyazda. Bu ilerletemiyorum. Filin yolunu kapatmış oluyorum. Pek tabii kapatıyoruz ama. Şunu amaçlasak önce piyonu sürüyor bu sefer. Evet.
Şimdi yapılabilir. Şah B3 oynamak yerine zaten buraya sürdüğünde direkt buraya oynama, hatta fil de tutarsa yani tabi buraya oynama imkanım olacak zaten. Şu piyonu ilerletmeyi düşünsek Şah B2'yi bu sefer buraya sarkabilir mi? Sarkabilir. Sürecek. Ben bunu sürersem böyle yapacak. Bunu yaparsam tamam. Piyon sürmek isteyelim. G3. D6'ya. Örnek veriyorum. G2. Fil D5'e. Direkt bu piyonu fille kapacağım. Artık çünkü bu piyon durdurulamaz olacak. Ama şöyle bir imkan var. Şah de, şey D5'e. Şah E4. D6'ya G3 yaparsa ben bu sefer bu şahı yapamam burada. Piyon sürmek sanki tek yol gibi. D6. Şimdi şunu yapmam gerekiyor sanki. Bir dakika. Yok. Fil D5'e, şah E5 yaparsa ne yapacağız? Süreceğiz. Almakla uğraşırsa ben erken çıkıyorum, bu piyonu kaparım. Peki. Fil D5'e, şimdi şah B2 sürüyorum. Alacağım. Bunu da alacağım. Çok güzel. Güzel bulmacaymış. Piyon oyun sonu. Piyon oyun. Sakat biraz ya buralar. Şimdi. Şöyle bir fikrim var. Ben bu piyonu almak zorunda olabilirim. Mesela HG5. HG5 örnek veriyorum. Benim piyonlarım bu kareleri tuttuğu için ben şahımı buraya sarkıtacağım. Burada olmamasına faydalanarak. Şimdi şöyle bir şey de yapamaz. HG5 aldığımda şah D5 oynayamaz. Hatta almama bile gerek kalmıyor sanıyorum. Yok, alsam daha iyiymiş. Almama gerek kalmıyor. Ben buradan sarkıp direkt vezir çıkabiliyorum. O zaman şöyle bir şey oluyor. HG5, HG5. Bu piyonlar dediğim gibi burayı tuttuğu için ben şah C4'te sarkacağım bu piyonu alıp. Hatta bu piyonu burayı tuttuğu için A piyonum direkt geçer olacak diye düşündüm. Bakalım doğru mu düşünüyorum. Şimdi kitlemek mantıklı olur gibi. Kitleyelim. Değil mi? Kitlemeliyiz. Çok güzel. Kitlemeseydim GF4. GF4 kitlememiş olsaydım şöyle gelip sanki buradan yürüyordu ama tabii ben daha hızlı çıkıyordum sanki. Çok güzel. Şimdi şah D2. Şah C2 şöyle açıyor. Kaleyle hatta çifte şah yapıyor. Şah D2 düşünüyorum. Şimdi başka nasıl bir şey olabilir? Şah D2 sanki. Peki. Atlarımdan birini vereceğim. Piyon alsak. Peki kale E1 yapsak, atımı alamazsın, ben seni buradan mat ediyorum desek. O güzel.
At C7 oynayıp kale D6 almasını şey yaparsak sağlarsak kale E8'den mat ediyorum. Almayabilir. At C7. Çok güzel. At C7'ye kale D6 alsaydık kale E8 yapacaktık. Peki almasaydı acaba ne yapabilirdik? Ki bu kale sıkıştı burada. Mecbur almak zorunda mı kalıyor? Şöyle yapsa tekrar mat oluyor. Güzel soruymuş. Şimdi filmi kurtarmak istiyorum çünkü kale G8, şah H6, kale G3, kale B2'den sonra benim piyonlarım çok dağınık oluyor. Rakibim burayı hani şuraya gelip şurayı temizleyebilir. Ben o yüzden önce tehdit hamlesiyle geleceğim. Evet, şimdi şah çektiğimde fil üstün kalmam gerekiyor. Güzel. Vezir. Oku. Yaparsan at C6 kapatıyor. Bundan pek emin olamadım. Vezir çok etkili kullan. Başka yolu yok gibi. C5 geçiyor aklımdan ama yani şah C6 geldi mi burada tıkanıyorsun aslında. Vezir G4 hamle var. Şah C6, vezir B5, şah D6, vezir D5 böyle sarkıyor aslında, kaçıyor yani. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir dakika. Vezir G4. Buraya da kaçabilir gerçi ama yok mat oluyor buna. Kaçamaz. Vezir G4. Şah C6. Vezir B5. Şah D6. Vezir D5. Vezir G4. Aa, ya da vezirle oynamak yerine sadece şöyle bir şey yapalım. Buradan şah çekelim. Buradan şah çekmek mantıklı bir karar mı? Kaleyi direkt alıyoruz oyuna çünkü ama. Kale D1 yanlış. Bu da yanlış. Şu mu? Kale boşta kalıyormuş. Güzel. Umarım burada bitiriyorum. Bir sonraki hedefimiz 2500'e ulaşmak olsun tekrardan. Bu da benim rekorum bu arada. Düzenli olarak bulmaca çözmeye başladığım için sanıyorum biraz gelişti bu bulmaca çözme kabiliyeti mi denir artık. Düzenli olarak çözmenin yararı diyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Bulmaca hedefim hakkındaki ve bulmaca çözme hani durumum hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.